Fakültemiz 1997 yılında ilk defa bilgisayar mühendisliği ve e, endüstri mühendisliği bölümleriyle e, eğitim yapmaya başlamış. Daha sonra inşaat mühendisliği ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerini açmıştır. 2002 yılında e, o zaman Türkiye'de ilk olan mekatronik mühendisliği bölümü ve imalat mühendisliği bölümleriyle e, eğitimle devam etmiştir. Halen. Fakültemizin 14 bölümü bulunmaktadır. Bunların içerisinde hem bilinen mühendislik dalları hem de dünyada da yeni ve popüler olan mühendislik dalları bulunmaktadır. Mesela yeni ve popüler olan mühendislik dalları içerisinde otomotif mühendisliği, mekatronik mühendisliği, enerji sistemleri, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri gibi bölümler bulunmaktadır. Konvansiyonel bilinen bölümler arasında inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği, Mühendisliği, bilgisayar mühendisliği e, mekat e, malzeme ve meteoroloji mühendisliği e, gibi bölümler vardır 14 bölümün içerisinde bir tanesi uluslararası nitelikte olup, bu Amerika'daki Texas Incarnate World Üniversitesi ile fakültemizin bilişim sistemleri bölümlerinin ortaklaşa yaptıkları bir lisans eğitimidir. Buraya dahil olan öğrenciler her iki üniversiteden diploma almaktadırlar. Fakültemiz, ee, üniversitemizin en büyük e, fakültesidir. Ee, 1848 öğrencisi, ki bu lisans öğrencisi, e, 150 yüksek lisans öğrencisi, 50 doktora öğrencisi, 80 çok gelişmiş e, laboratuvarı, 39.650 metrekare e, fiziksel alanıyla ile fakültemiz, e, e, üniversitenin en büyük e, fakültesidir. E, kendisi bütün departmanlar hem lisans eğitimi sırasında öğrencilerine yan ve çift dal yapma olanağı sunmaktadırlar. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü enstitüsü kapsamında her bölümün ayrı yüksek lisans programı bulunmaktadır. Bir de Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında e, disiplinler arası e, bir, e, bir doktora programı bulunmaktadır. Bunun konusu e, mühendislik sistemlerinin modellemesi ve tasarımıdır. Fakat e, çok yakın zamanda bütün bölümler kendi doktora programlarını e, başlatacaklardır. Fakültemiz e, Türkiye'de birçok e, e, şey konuda imza ilke imza atmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi 2002 yılında Türkiye'de kurulan ilk iki mekatronik mühendisinden bir tanesi bizim üniversitemizde kurulmuştur. Aynı şekilde Ankara'daki vakıf üniversiteleri arasında ilk inşaat mühendisliği bölümü bizim fakültemizde kurulmuştur. Ee, laboratuvarlar yönünden de e, ilk ve tek olanlar vardır. Mesela e, bilişim sistemleri bölümünün e, bilgi teknolojileri yönetim, e, servis yönetimi e, master programı Türkiye'de tek ve ilktir. Aynı şekilde e, bir Avrupa Komisyonu tarafından e, Leonardo da Vinci programı çerçevesinde desteklenen bir ortak yedinci çerçeve programında yürütülen bir proje vardır. Bu uzaktan erişimli radyo programı olup hem RF hem mikrodalga hem de radyo komünikasyon konusunda hizmet vermektedir. Buraya dünyanın her tarafından her zaman e, kullanıcılar kendi bilgisayarlarını kullanmak suretiyle erişebilmekte ve web bazlı e, deney yapmakta, yapabilmektedirler. Üniversitemizin e, e, Mühendislik Fakültesi e, diğer yerlerde olduğu gibi Erasmus kapsamında Erasmus e, öğrenci e, değişimi programı kapsamında öğrencilerine yurt dışında eğitim alma olanağı da sağlamaktadır. E, e, fakültemizin Avrupa'nın çeşitli üniversiteleriyle yapılmış karşılıklı 30 tane anlaşması bulunmaktadır. Geçen sene 22 öğrencimiz Erasmus kapsamında bu şeyden programdan yararlanmıştır. Üniversitemizde mühendislik fakültesinin iki tane zorunlu staj stajı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ikinci sınıfın sonunda, bir tanesi de üçüncü sınıfın sonundadır. İlki 20 gün, ikincisi de 30 gün olmakta e, olarak uygulanmaktadır. E, Öğrencilerimiz tarafından kurulan 48 tane farklı konuda e, öğrenci kulübü bulunmaktadır. Bunlar arasında çok popüler olanları vardır. Mesela otomotif kulübü'nün e, kurduğu e, kulüp, otomotiv bölümünün kurduğu e, kulüp gelecek sene Amerika'daki bir yarışa katılmak üzere hazırlanmaktadırlar. Üniversitemizdeki e, departmanlarda, e, bölümlerde Moodle sistemi özellikle mühendislikte çok yaygın kullanılmaktadır. E, Moodle sistemi e, öğrenme yönetim sisteminin bir aracıdır. E, fakültemizdeki bölümlerde Moodle kullanımı %85'lere erişmiştir. E, ayrıca üniversitemiz kendi mPAD tabletlerini e, üretmektedir. Bunları da öğrencilerin kullanımına vererek mobil kullanım, e, e, Öğrenim sistemine geçişi sağlamaktadır ve hızlandırmaktadır. Mühendislik çizimleri derslerinde AutoCAD, SolidWorks ve CATIA programları çocuklara, öğrencilere öğretilmekte. Ve bilgisayar destekli tasarım ve üretimde öğrenciler bunları çok kolaylıkla uygulamaktadırlar. Önceden de söylediğim gibi, e, fakültemiz e, Atılım Üniversitesi'nin en büyük e, fakültesidir. 2002 yılından beri e, mezun vermektedir. E, bugün itibariyle e, mezun sayımız e, 1748 e, lisans, e, 182 yüksek lisans ve 50 pardon 6 doktora e, öğrencisi mezun edilmiştir. Fakültemizde eğitim dilinin İngilizce olması. Ve üniversite tarafından desteklenen lisans araştırma projelerinde öğrencilerimizin aktif olarak görev almaları onların iş bulmalarını kolaylaştırmaktadır. Geçen sene e, öğrencilerimizin yüzde %15'i daha e, mezun olmadan işe başlamışlardır. Bunları büyük bir kısmı da kendi işlerini kurmaktadırlar. E, 2012 sonu itibariyle e, e, mezunlarımızın %96'sı, daha mezuniyetinin ilk 6 ayında işe yerleşmişlerdir. Zaten senelerdir yapılan istatistikler işe girme oranının daima %90 üzerinde olduğunu göstermiştir. Nerelerde çalışıyor mezunlarımız? Kamu. Özel kuruluşlar ve e, araştırma kurumlarında çalışmaktadır. Özellikle yoğunlaştıkları yerler savunma sanayi, sağlık, otomotiv, e, imalat, bu bakım onarım servis olabiliyor, e, elektrik, mekatronik, e, bilgi, bilgi sistemleri yazılım sistemleri, kimya sektörü, metalurji sektörü, otomotiv, inşaat, nakliye, bütün bu alanlarda ve enerji sistemleri tabii ki bütün bu alanlarda kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Sizlere tanınırlığı yüksek olan, çok kuvvetli altyapısı olan bu sadece laboratuvarlar yönünden değil çok e, kuvvetli akademik altyapısı olan e, Atılım Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi'ne eğitim görmeye davet ediyorum.